Karşınızda benden daha çok sevdiğiniz. Onlarca video yaptım. Sadece babam olduğu için daha çok seviliyorum. Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni aldığım bıçağı size göstereyim. Şu an şöyle biniliyor. Abi babam daha iyi oynuyor. Şimdi bunu konuşuyorduk. Diyoruz ki işleri değiştirelim. Ben onun işlerini devralmam biraz sonra ama o benim işleri alırsa daha başarılı olabilir bu kanal. Ya 70 bin abone ne ya? 70 bin 80. That's my best friend. Beni çok gömüyor. Baba dediğin destek olur beni. Gömülüyorum. Niye ben hep gömülüyorum? Bana diyor ki kanal çok yavaş büyüyor diyor. Gel biraz uçak çek diyor. Kanalına abone artsın diyor. Aynen öyle. 70-80 bin değil. Çok sıkıcı içeriklerim vardı. Taşınma ne diyor? Ha bir de arabada bir çekimler vesaire. Bak o kadar sevinmiyor işte. Amcam. Amcam konuşmuyor. Amca. Evet. Çok güzel mi? Güzel. Şey ağır biraz. Neyi? Dövye. Önce solla mı? Bunun solu sağ var mı motor bak, gibi? Motora biniyor gibi. Sol ayağını basacaksın. Sonra arka ayağını içeri atacaksın. Ayağını ata biner gibi. Arka ayağını. Arka ayağını. Peki bunun şeyi var mı? Sol koltuk maini, sağ koltuk support. Senin oturduğun yer kaptan pilot. Ben biraz uzunum galiba. Bunlar flight instrument, uçuş aletleri. Nereye çağırdılar? Temizliğe çağırdılar. Temizliğe mi çağırdılar seni? Verdiler uçağınızı yıkanın. İşte uçuş buradan başlıyor. Önce uçağı temizleyerek başlıyorsun. Amcası anlat bakalım uçuş aletlerini bir. Evet ya ben konuya çok rahatsızım. Evet. Şimdi önce scan flow yapmamız lazım. Motor çalıştırmadan önce bütün enstrümanların çalışım vaziyette olduğunu görmen lazım. Mixture, throttle, free and idle. Free and off. Parking brake set bunu ellemiyoruz. Bunu ellersek hareket eder. O yüzden bunu ellemiyoruz. Sonra circuit breaker. Hepsinin içeride ve basılı olduğunu atmış olan bir sigorta olmadığından emin oluyoruz. Fiziksel olarak enstrümanları kontrol ediyoruz. Engine enstrümanları. Egzoz gaz sıcaklığı. Silindir kapı sıcaklığı. Yakıt. Yakıt basıncı. Yakıt miktarı. En sağda da akümüzün ammeter. Yani o zaten çalışırken sağlıklı veriyor değil mi? Bu tarafa geldiğimiz zaman sen buradan devam edelim. Wheel prime. Motor çalıştırırken kullanıyoruz. Şu an off. Off'ta olması lazım. Airspeed indicator. Bunu amcamdan 10 yıl önce de amcamdan öğrenmiştim. 10 yıl sonra gene amcamdan öğrendim. Flight Simulator'da. Altimetreyi mutlaka ilk önce set ediyoruz. Nereye set ediyoruz? Tabii ki Airfield Elevation'a. Yani burası 57 feet yüksekliğinde bir havalı. Tamam. Dolayısıyla 57 feet'e set ediyoruz. Bu tabii değişken her yerde. Aşağı farklı. Yukarı bize zaten hava basıncını veriyor. Bu da 1026. Zaten metardan baktığımızda da 1026 milibar basınç olduğunu görmüştük. Motor saati, motor RPM'i. Fiziksel olarak kontrol ediyoruz çalıştırmadan önce. HSI bunu aletli uçuşta kullandığımız bir enstrüman. Şu an için biz kullanmıyoruz. VF açıyoruz. Vertical Speed Indicator sıfırda olması gerekiyor. Aşağı yukarı sıfırda sorun yok. Bu HI Heading Indicator. Bunu sulu pusulayla kontrol edip ayarlıyoruz. Sulu pusula bize şu an 230 derece gösteriyor. Bu tabii Allah'ına yan bakıyor. Aynı. Dolayısıyla bunu 230'a getiriyoruz. Sonra pist başında bunu tekrar kontrol edeceğiz. Bu da turn coordinator. Kanatların level ve bu ortadaki topun ortada olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bunlar tamamen uçuş aletlerinin motor çalışmadan önceki fiziksel kontrolleri. Stick kontrol. Tabii. Sol tarafa yatırdın. Alerona bakıyorsun. Aleron sol kanatta. Aleron yukarıda, sağ kanatta aşağıda olacak. Tabii. Aşağıda. Sağ kanat yukarıda olacak. Sol kanat aşağıda olacak. Radar'a bakacağız. Radar'a bakalım. Sağ pedalı. Evet. Sola basıyorsun. Sol pedal ileride, rudder solda. Bu aslında doğrultumla ilgili bir stabilizatör. Koordineli bir şekilde kullanılması gereken bir yüzey. Utku Paşa ilk uçuşuna hazırlanıyor. Bu arada şimdi biz niye buradayız ondan da bahsedelim mi? Bahsedelim tabii. Hiç söylemedik. Babamla amcam uçuş eğitimi alıyorlar. Uçma gibi bir niyetleri var düzenli bir şekilde. Bizim ailede genelde böyle oluyor. Babam bir şeye yol açıyor. Oradan hepimiz zehirleniyoruz. Şu an ben o zehirlenmeyi yaşıyorum. İnşallah Utku'yu da zehirleyeceğiz. Evet. Şimdi peçeneğinde de yüzünü görelim. Pardon ya unuttum ben onu. Velhasıl kelam ben bir uçakta ilk kez tanışıyorum tabii yani. Modeli ne? Diamond'ın bir modeli. Tamam. Diamond'ı konuştuğumuz için daha önce yakaladım. Bir train uçağı aslında. Ultralight sınıfının bir tık üstünde. O yüzden bunu train uçağı olarak kullanabiliyorlar. Ekonomik de bir uçak. O yüzden uçuş okulları tercih ediyor. Şöyle bir uzaktan da çekivereyim. Evet. Burası Ezerfen Havaalanı. Uçaklarımız. Bu da pistimiz. Ezerfen Havaalanı'nın pisti oldukça kısa bir pist. O yüzden özellikle buradan mezun olan pilotların her türlü piste inebileceği söylenir. Oo Utku uçuştan erken dönmüşsün. Tabii canım hızlıyım. Hava kötü bugün. Hava kötü. Bu senin motor kadar hızlı gitmiyor bu arada. Bak bunu kesin sorarlar. Kaç basıyor diye kesin sorarlar. Kaç basıyor söyleyeyim. Bu uçağın cruise speed'i 100 knot. O da aşağı yukarı 180-185 kilometreye denk geliyor. Utku geçer yani bunu. Deneriz.
Bam diye orada açtık videoyu. O yüzden çok kısa özet geçeyim. Babamla amcam PPL eğitimi alıyorlar Ayjet'ten. Bu tarz uçakları uçurmak için yapılan bir eğitim. Ya normalde bugün hava güzel olsaydı benim planım uçuş eğitimini çekmekti. Ama havadan bir gol yedik. Merak ettim yani, açık söyleyeyim, uçağa ben uzak bakıyordum bayağı. Ama böyle bir imkan ve hayatta böyle bir şansım varken bence değerlendirmek ve önyargılı olmamak lazım. Benim de yakın zamanda bir deneme uçuşu yapıp akabinde de eğitim alma gibi bir isteğim var. Güzel olmaz mı ya kanalda uçuş eğitimi alsak, uçsak? Türkiye'de ilk! Kasımpaşa'da bir toplantım var, oraya gidiyorum. Bugün de Perşembe arkadaşlar. Öyle bir haftalık tarihi başladı ki yani. Tam haftalık değil, yarı hafta. Bakalım nereye gidecek bilmiyorum. Belki ev vlogu'yla birleştirebilirim bunu. Yatıyor. Motorla da video yapmak istiyorum. Yapmam da lazım. Bırakın motorla video yapmayı. Daha Amiral'i bu eve alamadım. Yarın hava güzel olursa Amiral'i de bu eve alacağım. Diğer evin otoparkında kaldı. Onu da alınca tam olarak taşındım diyebileceğim. Yarın dolap da gelecek. Siz de ev işleri daha fazla sıkmak istemiyorum. Artık incik boncuk kaldı. Kameradan izliyorlarsa deliye bak, sağa sola gidiyor falan diyorlar. Günaydın, 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 günaydın. The askerdi, the mega, the mega. Ne diyeceğim bu arada, sakalların hızlı uzadı ha. Bir göstersene Nuri. Aynen. O badan 5 günde eski formuna geri döndü abi. Aynen öyle. Ya bu araba çok meşhur bir araba ya. Amiral'i almaya artık. Canberk sağ olsun beni bırakacak. 2006 yılından beri bizde. Evet ya. Full orijinal ki. Bu var ya tam böyle otopark.com'a ver. Her şey orijinal. Radyosu bile orijinal. Kasetli. Ekstrası var. AUX kablosu. Aa, AUX kablosu. AUX kablosu ekstra. AUX kablosu güzel ya, biniyor. Az yapıyor. Doblo'yu sattım. Evet abi, 1,5 aydır çalışmıyordu. Şimdi otoparkta karanlıkta çekmedim ama 1,5 ay sonra çalıştırdım. Herhangi problemi yok arkadaş. Biraz akümüz zayıflamış. Onu da biraz yola çıkıp şarj etmek lazım. Bir de yağ değiştirmem lazım. Ben çalışmaz diye bekledim. Ben de çalışmaz diye bekledim de bizi etti yavrum benim. Bu motoru da getirip şimdi tam olarak taşındım. Bir tek abi dolabı bekliyorum. O da gelirse rahatlayacağım. Şimdi neden bu kadar dolap dolap dediğimi göstereyim bak. Şuranın haline bak ya. Bu ne oğlum? Çok büyük sıkıntı burası yani. Dolap gelse hepsini toplayacağım işte şu an. Of. Bir haftadır koliden giyiniyorum abi. Normalde pazartesi gelecekti. Yok çarşamba dediler. O cumaya ertelendi falan. Ne olur gelsin artık. Salonda uyuyorum bir haftadır. Tamam, çok büyük bir problem. Ölüyorum bitiyorum değil ama. Bir de perdeye gitmem lazım. Biraz önce gördüğünüz gibi perde yok yatak odasında. O yüzden sabah kalktığım zaman karşı komşularıma naklen yayın yapıyorum uyanışımı. Ufak bir terslik oldu orada. Ne ev derdimiz varmış, bitmiyor arkadaş. Bu işleri bu kadar sıkıştıran ve uzatan da sokağa çıkma yasakları. Çünkü 9'a kadar bir yerlere gidebiliyorsun. Bu sefer her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorsun abi. Yetişmiyor haline. Özellikle Instagram'ı takip edenler bilir. Ben normalde gece bir yerlere gidip işlerimi halleden bir insanım. Bir tık gece yaşıyordum yani yasaklardan önce. Şimdi o işler biraz değişti tabii bu yasaklarla beraber. Gene gece çalışıyorum da evde çalışıyorum. Ben niye hep uykulu görünüyorum abi? Çok acayip ya. Gün içinde 5 saat ayık olduğum bir an var. Sonra hep uykulu görünüyorum. Bir ufak prodüksiyon işim var, onu hallediyorum ve aklıma geldi. Şunu videoya da koymak istedim. Instagram'daki gibi geçiştirmek istemedim. Sevgili Ducati Türkiye Korlas şöyle 2 tane hediye göndermiş yeni yıl için Ducati kullanıcılarına. Sanırım gitme dur, çok güzel bir şeysin dur. Kalbime indi ya. Böyle güzel bir hediye göndermişler. 2020 yılını geride bırakırken hepimiz için değer yaratan dileğin ne olması gerektiğini daha iyi anlama şansı yakaladık. Birlikte nice keyifli mutlu yıllara sağlığınıza yazıp Ducati etiketinin olduğu bir şarap göndermişler. Ayrıca bir de çikolata göndermişler. Çikolatanın içinde de ben bunu açtım tabii. Daha yemedim valla. Neden çikolata olduğu bir yazı var. Belçika çikolatası gibi bir sertifika gibi bir şey var. Şurada bir kartı var. Bir de böyle çikolata göndermişler. Ya bu nedir ya? Sokağa çıkma yasağı var. Yani evdeyiz anladın mı? Ben bunu sararım. Ben bunu hiç görmemiş gibi geri kapatıp misafirlerime ikram ederim. Sevgili arkadaşlarım, evde böyle bir çikolata var. Geldiğiniz zaman yersiniz. Ben bunu yemiyorum. Ya da beraber de yiyebiliriz. Şimdi söz veremiyorum. Ben şimdi başına geçeyim. Şimdi saat kaç? Saat 6.20. 8'de yayına gireceğiz. Twitch'te 5 takipçiye 100 lira limitli hediye vereceğiz. Ne istiyorlarsa alacağız 100 lira. Trendyol'dan. Trendyol'un da bu konuyla alakası yok ya. Yani. Ben kendi kendime lan Trendyol'a da buradan. İnsafsız Trendyol, bari burası bozulur.
İyi niyetle bir şey yapıyoruz burada. Dur, kendi kendime gülüyormuş gibi oldum. Onu da göstereyim. Burada bizim mod tayfa var. Bu Live Utk. 5 yıldır tanıyorum. İlk kez ikiz kardeşi olduğunu öğrendik. Gizemlerle dolu bir adam. Kucağın Kantar var. Bunu geçin, bu bomboş bir herif. Yasin Karabük'ten bize bağlanıyor. Arada bağlanamıyor. Bir de şizofren var. Bu da Alperçan Temel. Manisa Turgutlu'nun gülü. Buna da sonra geleceğim. Velhasıl kelam, işte 1,5 saat sonra yayın var. Ha, bir de bir abonemizi 150 liralık şey vereceğiz. Çünkü abonemiz. Zaten yayında 10-15 tane abone. %15 iyi bir şey. Matematik 15 değil, nasıl %15 oluyorsa. Ben de ki mühendisliği bırakmışım ya. Bu gibi etkinlikleri, etkinliğe bak. Çekilişleri falan kaçırmak istemiyorsanız şuraya bıraktım, takip edebilirsiniz. Ocak'ta da bir tane yaparız böyle bir şey. Öyle her ay bir tane yapalım işte ya. Böyle battım. Ben niye influencerlık yapamadığımı şu an öğrendim arkadaşlar. Oldu o zaman. Dolap yine gelmedi bu arada. Pazartesi dediler. Lanet olsun, böyle altın varaklı dolap geliyor herhalde. Hadi yayına geçelim. Şimdi şu anda yayındayız. Sevgili Twitch takipçilerimiz ve abonelerimiz şu anda yayındalar. Şimdi göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bizi Twitch'te destekleyen tüm güzel insanlar var. Haftalık 14'te olacak bu arkadaşlar. Adamlar ya. Burada gördüğünüz arkadaşlardan 5 tanesi bizden 150 liralık Trendyol'dan istedikleri hediyeyi alacaklar. Bakalım kimlere çıkacak? Oh, yayın sonrası ben biraz salağa bağlıyorum genelde. Çünkü 2 saat, 3 saat vır 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 konuşunca bir aptal oluyorsun yani. Şizo bizim için hediyeleri belirlemişler çocuklarla beraber. Bir aboneye 5 de takipçi hediye verdik. Şu an bir takipçi hariç diğerleri ne istediklerini, bize linklerini, adreslerini falan attılar. Ve istedikleri ürünler bunlar işte. Sweatshirt isteyenler var. Bir tane Riot Games'ten Valorant Point isteyen olmuş. Bir tane Axe'den bir şey isteyen var. Sweatshirt var. Abonemiz Doğanay Bozbaş'ta Piranha'nın şu aksiyon kamerasını istemiş. Şimdi sipariş edeceğiz. Bu yalnız bu haftalık video yetişmez. Haftaya bunu da ekleriz. Böyle oldu. Güzel oldu. Güle güle kullansın hepsi. Ben çok sevindim. Sonunda bitti. Yani şık dolapmış bu arada ve çok büyük bir dolapmış. 2,5 metre genişliği var öyle söyleyeyim. Yüksekliği de bir nereden baksanız elim ucuna zor yetişiyor. Bayağı yüksek. Şöyle yapalım. Şimdi ben buraları toplayacağım. Daha vakti var. Siz de isterseniz ev bloğuna taşıyalım bu işi. Çünkü toplaması bilmem ne isterken bu haftalığa sığmayacak. Ve bugün pazartesi, ben bu videoyu kurgulayıp yüklemem lazım ki şu an izlediğiniz video yayınlanmış olsun. Çok da kötü durumdayım, Allah kahretsin ya. Çok yorulduk oğlum. Buraya kadar video izlediyseniz, beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ev bloğu gelsin diyorsanız ev bloğu ev vlogu gelsin deyin abi yorumlarda. Ona göre bir ev vlogu yapalım. Çünkü Instagram'dan diyenler oldu. Okey yaparız falan dedim ben ama sizin isteğiniz daha önemli, daha iyi anlarım. Abone olmayı unutmayın. Unuttuğum bir şey var mı? Yok. Kendinize iyi bakın. Haftaya ya da belki ev vlogu isterseniz cuma günü. Görüşürüz.